Arkadaşlar herkese merhabalar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videomda size UDF dosyalarınızı nasıl açacağınızı göstereceğim. UDF dosyaları genelde mahkemelerin dosyaları oluyor. Onlar kendilerine özel böyle bir şey yapmışlar. Benim gibi böyle haklı olup da haksız yerine düşen, mahkemeyi kaybeden, sonra binlerce lira ödemek zorunda kalan ne kadar mağdur varsa işte böyle programlara ihtiyacı olacak. Öncelikle şöyle söyleyeyim, bu dünya gerçekten zalimlerin dünyası. Yani ben mazlumların sesinin pek fazla çıkabildiğini zannetmiyorum. Yani seslerini çıkarsalardı biz bugün bu duruma düşmezdik. Şöyle bir şey var bir de, yani hakimin bana odada kimse kalmadığında Mustafa haklısın ama deyip de susması, yani gerisini sana avukatın anlatsın demesi içeriye, çünkü o sırada başka bir şirketin iki avukatı girdi, başka bir davanın. Orada benim dünya başıma yıkıldı. Yani Mustafa haklısın ama, yani kısacası kaybedeceksin demeye getirdi. Haklı olup da nasıl kaybediyor insan? Düşünebiliyor musunuz? Bunu size söyleyen bir hakim. Hakim ya, devletin hakimi. Kararı veren. Devletin hakimi. Haklısın ama kaybedeceksin yani. Ve kaybettim. 2017'den beri süren davamın üzerime oyunlar oynandı, planlar kuruldu, yani neler neler yapıldı. Dost dediğim insanlar kendilerini uzak tuttular. Şahitlik etmediler. Kimisi dedi ki işte Mustafa, karşı tarafın bana borcu var. Sana şahitlik edersem borcunu bana vermez. O yüzden sana şahitlik edemem. Kimisi dedi ki işte eşim kızar. Kimi gördüğü halde ben görmedim dedi. Çalıştığım yerde memurlar olayın tamamını gördüğü halde biz hiçbir şey görmedik dediler. Yani hani boğazımda böyle kelimeler düğümleniyor anlatırken ya. Dilsiz şeytanın ne olduğunu bir araştırsanıza şu videoyu izledikten sonra. Mutlaka araştırın ama. Ve dilsiz şeytanların nereye gideceğini de bakın. Ben artık 2017'den itibaren delirmeye başladım. Psikolojim bozulmaya başladı. İnsanlardan soğumaya başladım. İnsanlardan nefret etmeye başladım. Yani ve şöyle bir şey var. Normalde beni işimden eden bir adam, bir memur kendi işini bırakıp temizlikçilerin, yani bizim, ben zamanında temizlikçiydim. Bizim odamıza girip oradaki kadınlarla muhatap olmaya çalışan, oldu da zaten. Kendine sevgili de edindi. Orada rahat rahat takılabilmek için beni ekmeğimden etti. Benim kendi şefim şu lafı bana söyledi. Mustafa dedi, sen dedi ameliyatlıyken dedi beni odasına çağırdı. İşi özetliyorum burada. Mustafa için dedi kadro almaması için elimden geleni yapacağım demiş bizim şefe. Şef de bunu bana söyledi. Hiç şaşırmadım zaten. Böyle bir dünyadayım. Çok tanıdıklarım vardı. Çok bayağı bir tanıdıklarım vardı. O tanıdıklar biz senin arkandayız oğlum. Biz şöyle yaparız, biz böyle yaparız. Partiden olsun, gazetecilerden olsun. Ne bileyim işte makam mevki sahibi olanlardan olsun. Sendikalardan olsun. Yani beni dostum dediğim, abi dediğim, kardeşim dediğim, ben senin arkandayım diyen kim varsa ben hiç kimseyi göremedim. Bir yani Allah yanımdaydı. Bir tek Allah yanımdaydı. Bir de vekilim olarak avukat. Bana abi ben senin davana şahitlik yapmaya geliyorum diyen adam bile beni sattı. Böyle bir dünyadayız arkadaşlar. Böyle bir dünyadayız. Adam kendi işini gücünü bırakmış. Bizim bayan temizlikçilerle münasebeti oluyor. Odasına girdiğimde yakaladım. Odasına girdiğimde arkadaşlar buradan indireceksiniz, haberiniz olsun. https://uyap.gov.tr ondan sonra UYAP editör. Kendi sitesinden indireceksiniz, mahkemenin sitesinden. Bu beni işimden eden memur, işte Mustafa'nın kadro almaması için elimden geleni yapacağım diyen memur oradan sevgili edindiğinde bizim temizlikçilerle yan yana oturup onlara sarılıp öpüp daha neler neler yapan, kendi odasına girdiğinde bakın yakaladım. Temizlikçi pornosu izliyordu adam. Bilgisayarını da açık bırakmış. Ve şirketin bana dediği, Mustafa sakın bizi dava etme, edersen seni zararlı çıkartırız. Gerçekten de öyle oldu, zararlı çıkarttılar. Bu uygulamayı indirdikten sonra 2 defa tıklayın arkadaşlar, biraz bekleyecek bilgisayar. Yönergeleri izleyeceksiniz. İleri değil. Evet deyin buna da. Ben de şimdi size gösterirken sizle beraber daha yeni indiriyorum programı. Ya bedduayı sevmiyorum ama Allah bu dünyada insanları ekmeğinden eden kim varsa, haksız yere insanları ekmeğinden eden kim varsa, neyse gene söyleyip size kötü örnek olmayayım. Allah'a havale edin. Vallahi Allah'a havale edin. Allah'a havale edin arkadaşlar. Yazık, günah. Kadroya geçmeme yani birkaç gün kalmıştı ya. Gerçekten adam dediğini yaptı. Adam dediğini yaptı. Kadroya geçmeme birkaç gün kalmıştı sadece. Nasıl oldu diye tabii merak edenler varsa bayağı bir planlar çevirmişler, işler çevirmişler. Üzerime adamını saldı. Olan oldu ondan sonra. Hakime diyorum ki adam bana sataşıyor. Asansörden çıkarken ayağımı bilerek eziyor. Ya bilirkişiye rapor gitti. Bilirkişi ben bunu net göremedim diye net gözükmüyor diye raporuna düşmüş ya. Düşünebiliyor musunuz? Bilirkişi net gözükmüyor diye. Ve bu bana sataşan çocuk bana sonradan telefon açıyor, diyor ki Mustafa diyor işte senin Allah korkun var, benim çoluğum çocuğum var, sen işte gel benim davama de ki ben yaptım, ben başlattım. Adam başlatıyor, adam yapıyor, ben bu adam yüzümden işimden oluyorum. Ama gel diyor sen, ben yaptım diye kabul et diyor. Arkadaşlar burada bakın 64 bit var, ondan sonra şeyler var. Bunlar inecek bilgisayarımıza, tamam mı? Döküman editörü bir şunu deneyelim bakalım. Muhtemelen buralardan bir yerden dosya buluyorsunuz. Bilgisayarınızdaki dosyayı buluyorsunuz göz at diyerek. Ondan sonra başlıyorsunuz. Ya ben de ilk defa kurdum sizinle beraber. Biraz dertleştim, kusura bakmayın artık. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İnecek olan programlar bunlardı işte. Artık bunları tek tek denersiniz. Ben de şimdi tek tek denemeye başlayacağım. Yani bu programlar açacak. Başka program açmayacak. Çünkü mahkemenin dosyası bu. Onların sitesinden indirdik. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Yorumlarınızı da yazın. Yani ne yazacaksanız artık bu dünyanın adaletine.